Bovis jel ürettik. Bovis jel. Tabii bu vatandaşların çoğu dediler ki ya bu ne, bu işe yarar mı yaramaz mı? Herkes tabii biraz böyle soru işareti kafasında. Anlatıyorum anlatıyorum. Tabii biraz anlamak zor. Fransa'da bu üretiliyor, satılıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde, hatta Rusya'da böyle bir töp $69. Kupasını yapıyorlar. Böyle bir kupa $64-69. Rusya'da şöyle bir sürahi, Bovis sürahisi $169. Bayağı pahalı yani. Şimdi biz bu ürünü ürettik ve birçok vatandaş da denedik. Bunlardan mesela İsmail Bey 30 yıl önce bir kavgaya karışmış. Ağır bir yaralanma, darbe sonucu ayağı kırılmış. Ayağı kırıldığında hastanede hemen müdahale edip ameliyat etmemişler. Profesör doktor, Frankfurt Üniversitesi'nin profesör doktoru yok piyasada. Kalmış hafta başına. Cuma günü kaza olmuş. Pazartesine kadar bekletmişler. Tabii ondan sonra da yine ameliyat etmemişler. Soğumasını beklemişler vesaire derken bir hafta sonra ameliyat. Ameliyattan sonra komplikasyonlar vesaire vesaire, bir türlü ayağı bu şiştiği için, ödem oluştuğu için, toparlanamadığı için dikememişler. Açık kalmış yara vesaire vesaire. Şimdi kalçasından kemik almışlar. Kemik transplantasyonu yapmışlar. Çünkü kaval kemiğinin üstü şurası böyle cam gibi kırılmış. Küçük küçük kemikler. Orayı almışlar. Kalça kemiği aynı kitap gibi. Şöyle kitap gibi. İçinden birkaç sayfa alıyorsunuz. Kemik transplantasyonu yapıyorsunuz. İstediğiniz kemik yere. Yani kalçada çok büyük koca koca kemik var. Oradan alıyorlar kemiği. Buraya transplantasyon. Kemik transplantasyonu yapıyorlar. Ayak kaval kemiğine hemen ayak bileğinin üstüne. Sonra bu yara kapanmadığı için efendim baldırından da uzunca bir deri parçası alıyorlar. Açık olan yarıya deri transplantasyonu yapıyorlar. Bu vatandaş her yıl ayağında iltihaplanma oluyor. O yara, o deri tam tutmuyor. Yaz aylarında sulanıyor, kaşınıyor. İçinden iltihap akıyor. Vesaire iyileşiyor, kötüleşiyor. Durumuna göre işte 30 yıl öyle geçmiş. Bana dedi ki ya buna bir çözüm var mı? Dedim ki deneyelim bakalım. Ben de bilmiyorum çünkü Bovis jel enerji verir. Enerji veriyorsa bünyeyi temizliyor, kanı temizliyor, karaciğeri temizliyor, beyni temizliyor, her şeyi temizliyor. Sende bir kirlilik var, Akdeniz anemisi. Bu düzelirse, kan düzelirse, karaciğer düzelirse, kolesterol, lipid düzelirse, bir insanın kanını aynı arabanın yağı gibi düşünelim. Ne yapıyor vatandaş? Arabasının yağı kirlenince değiştiriyor 15 bin kilometrede, 20 bin kilometrede. Ama kanını hiç düşünmüyor. Kan ne kadar kirlendi bakmıyor bile. Evet. Dedim ki kanı temizler, vücudu temizler, büyük bir enerji veriyor. Şu bardakta mesela, şu kupada içerisindeki bu tüpün içerisinde Bovis jel var. Bovis jel olduğu zaman bu suyun kalitesi 2 milyon enerjiye dönüşüyor, oluşuyor. Bovis enerjisine. Sadece içinde bir Bovis jel olmazsa 6.500, 7.000, 8.000 en kaliteli suyun ki 10.000 Bovis. Kötü suyun ki 1.000 vesaire. Değişiyor. Aldı, kullandı. Dedi ki 2 ay sonra ya ayağım çok kaşınıyor. Kaşınıyorsa iyileşiyor dedim. Problem yok. Kaşırsam, kanatırsam orada zar gibi duruyor deri. Yırtılır, kanar. Kanarsın dedim. Kanıyorsa daha iyileşir, daha iyisi deri oluşacak. Panik yok. Bu da tutmuş, kaşımış, kanatmış deriyi. Dedi ki şimdi kanadı, kanasın. Problem yok. Tentür sür veya alkol sür. Üstüne de ozon yağı sür. Dedim kısa sürede iyileşir. Alkol, tentür vesaire sürmüş. Dezenfekte yapmış. Üstüne de ozon yağı sürmüş. Şimdi diyor ki orijinal haline döndü deri. Evet, normala döndü. 30 yıl sonra yara eski deriyi attı. Kendiliğinden yeni deri oluştu. 30 yıl sonra. Bovis jelle bunu başardık. Mükemmel bir buluş.